bizlerle birlikte olacak. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Murat Bey, yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Şimdi önce ikiye böleceğim. Bir tanesi memur ve memur emeklileri için, bir tanesi de SGK ve Bağkur için gelecek özellikle. İlk etapta başlarsak 22 bin liralık net asgari, net düzeltelim, en düşük emekli memur maaşı konusu artık netleşti ama bunun içerisinde benim dikkatimi çeken bir seyyanen zam var, 8 bin lira üzeri. Bir de bu enflasyon farkı. Şimdi biz direkt %86 demedi mesela hükümet zam oranında. Seyyanen ifadesi var. Burada böyle bir hesaplama üzerinden gidilmiş. Bu diğer maaş skalarına, yani 22 bin lira üzerindeki olan memur maaşları tarafında da bir seyyanen zam yapılabileceği beklentisini doğurur mu? Orada ne beklenti var? Tabii gerçekten bugün TÜİK rakamlarıyla gözümüzü açtık. Sabahtan beri hesap kitap yapıyoruz. Bir refah payına kilitlenmişti aslında. Çünkü enflasyonun aslında 18 ila 20 arasında geleceğini zaten beklentiler dahilindeydi. TSK ve Bağkur emeklileri için 19.77, emekli sandığı yani memurlarımız için 17.55'lik bir oran karşımıza çıktı. Tabii bunun üzerine öğleden sonra bir refah payı açıklaması beklerken bir torba yasa, 17 maddelik bir torba yasa geldi. Yani sadece çalışma hayatıyla ilgili belirli düzenlemeleri içermesi beklenirken orada da gerçekten sürpriz vergilerle karşımıza çıkan bir torba yasa oldu. Az önce de zaten detayları konuştuk. Kurumlar vergisinden tutun da alkol ve tütün ürünlerindeki 14 puanlık ÖTV artışına, MTV'lerin bir defaya mahsus iki kere ödenecek olmasına, bir tek işverenler için 500 liralık asgari ücret desteğinin devamı, Bağkur'daki prim eşitleme ile ilgili 7200'e indirilmesiyle ilgili detaylar torba yasanın içerisinde. Ama bu refah payı gelecek mi, meclis komisyonundan nasıl geçecek? Cumhurbaşkanımız bir müdahalede bulunacak mı? Çünkü şu an sosyal medyaya bakacak olursak gerçekten özellikle SSK ve Bağkur emeklileri Murat Bey şu an trend topik olmuş, en fazla konuşulan konu durumunda çok ciddi bir serzeniş var. Çünkü gerçekten memura baktığınız zaman hesaba en düşük memur maaşını 11.800 liranın üzerine 17.55'lik enflasyon artışını koyuyoruz. 8.077 liralık seyyanen zammı koyduğumuz zaman 22.017 liralık en düşük memur maaşı ortaya çıkıyor. Tabii diğer taraftan biz biliyorsunuz işte tablolar yapıyoruz. Şube müdürlerinden uzman öğretmene, başkomiserden hemşireye, mühendise kadar farklı derece, kademe ve ek göstergelerde memurlarımız mevcut. Onlar da şu an tabii ekstra bir refah payı düzenlemesi yapılmadığı için şu an herkes hesabını, yani ikinci bir emre kadar deriz biz buna, herkes 17.55 maaşının üzerine zam oranını koyacak. Onun üzerine de 8.077 liralık seyyanen zamları koyup şu an hesaplıyoruz. Çünkü evet, o önemli. Yani biz şu an yapılan hesaplamalarda bu 8.000 küsürlük seyyanen zamda var. Yani sadece o %17'yi aşan enflasyon farkı değil, bu zam oranında göstererek bir beklentiye mi girmek lazım? Tabii yani buradaki dediğim gibi tüm maaş skalalarında, yani örnek bir araştırma görevlisini alalım. 20.139 liralık bir ücreti vardı. 17.55'te maaşını güncelliyoruz. Onun üzerine 8.077 liralık rakamı koyduğumuz zaman 31.750 liralık net bir ücreti olacak. Çünkü buradaki seyyanen zammı, şimdi böyle yorumlar da var. Seyyanen zamları da bu derece ve kademelere göre farklı bir rakamı getirecekler. Ama seyyanenin kelime anlamı herkese eşit dağıtılan demek. Yani burada derece ve kademeye göre bunu farklılaştırırsanız zaten karışık olan hesap iyice karışır. Burada tüm memurlar kapsamında bu seyyanen zammın torba yasada da böyle bir fark göremiyoruz biz şu an. Seyyanen 8.077 lira verilecek deniyor. 17.55'lik oran artı 8.077 lirayla bu şu an maaş hesaplamaları karşımızda duruyor Murat Bey. Çok kısa bir ifadede biliyorsunuz az önce söylediniz SGK ve Bağkur için. Orada bir kademeli bir zam beklentisi vardı seçim öncesinde. Halen orayı biraz daha süreci mi beklemek lazım? Hemen olmayacak mı, sonra mı olacak? Son 30 saniye içerisinde çok kısa bir cümle rica edeceğim. Öncelikle tabii milyonlarca SSK ve Bağkur emeklisi şu an biraz sükutu hayal durumdalar. Cumhurbaşkanının devreye girmesini ve bir refah payı vermesini hiç olmazsa %30'luk bir beklenti vardı. O kademeli artışı da çok konuştuk, haftalardır konuştuk. Ama ben zaten bu döneme yetişmesini beklemiyordum. Belki 2024 yılında göreceğiz diye tahmin ediyorum bunu. Ama şu an gözler bu %19.77
enflasyonun da oldukça altında kalan bir zam oranı oldu. En düşük emekli maaşı, onlar zaten bir 10 bin lira psikolojik sınırı bekliyorlardı. Onlara hiçbir şey verilmedi. Bakalım Cumhurbaşkanımız konuya herhangi bir müdahalede bulunacak mı? Yoksa meclis komisyonundan böyle mi geçecek bu torba yasa? Hep beraber bekleyip göreceğiz gün içerisinde.